Yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe ve şu batı kuzeybatı istikametinden bir eksen çizildiğinde doğuda konuşlanmış olan bu muhalif kuvvetlerin büyük bir kısmının mağlup olduğunu görüyoruz ve Suriye Özgür Ordusu'na büyük bir şeyle buraya hakim olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık muhaliflerin elindeki toprakların %60'ının Suriye ordusuna geldiğini görüyoruz. Ama burada Suriye ordusu demekle beraber bu ordunun içerisinde büyük miktarda İranlılar var. İran ordusunun muhalifleri var. Dikkat edersiniz geçen hafta Sayın Dışişleri Bakanımız apar topar Tahran'a gitti. Hem Dışişleri Bakanı hem İran Başkanı ile görüştü. Öbür taraftan da Hikmet Bey'in dediği gibi burada ben size atılan bombayı söyleyeyim. 15 Kasım'dan bu tarafa 2000 hava saldırısı yapılmış. Yani 2000 sorti uçuş var ve bunların her bir tanesinde 2 ton bomba atsalar 8000 ton bombaya olur. Çok önemli bir sayı bu. Hava kuvvetlerinden atılan. 7000 topçu atışı var ki topçu atışı az önce siz gösterdiğiniz perişan etmiş şehri. Yani balistik füzeler, misket bombaları ve büyük bir ihtimalle de burada klor gazı atıldığı belirtileri var. Birleşmiş Milletler, Fransa, bütün millet şeyler, hepsi Güvenlik Konseyi acil çağrıda bulunuyor. Fakat kimsenin bir şey yaptığı yok. İşte Amerikan Sözcüsü Kirby, hani bir insani yardım ulaşamadı. Şimdi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür bir çaresizlik açıklaması bana göre çok, nasıl söyleyeyim, dramatik bir şey. Hikmet Bey'in dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı 3 defa Sayın Putin'le görüştü bu hafta içerisinde. Öbür taraftan Sayın Lavrov, Sayın Çavuşoğlu ile görüştü. Ve önümüzdeki ya salı ya pazartesi günü Sayın Başbakan Moskova'ya gidecek. Şimdi ciddi bir diplomasi trafiği var Türkiye ile Rusya arasında. Acaba bir insani koridor açılabilir mi? Açılması lazım. Yoksa burada işte, şimdi... Konuşulan yani tam olarak resmi tabii olmadığını altını çizelim. Kalebin kuzeyinden Türkiye sınırına doğru bir insani koridor açılıyor. Burası zaten 60 kilometre bir mesafe. Yani mesafe. Yaklaşık araçla yarım saatlik bir mesafe. Çok yüksek bir şey değil. Düz arazi burası. Ondan sonra zaten Birleşmiş Milletler'in adamları var. Türkiye'nin AFAD teşkilatı var. Buradaki bu 300 bin insanı bu muhasaradan kurtarmamız gerekiyor. Aksi halde bu insanlar büyük bir kitlesel katliamla, soykırım şeyiyle karşılaşacaklar suçuyla. Onlar kurulduktan sonra, insanlar öldükten sonra mahkeme kurmuşsun, bunun çok fazla önemi yok. Preventive strike dediğimiz önleyici müdahale burada gerekli. Yani bu kadar insanın göz göre göre bombaların altında ölmesi bana göre dünyanın gördüğü en büyük katliamlardan bir tanesi. Nitekim şunu söylüyor, ateşkesten İbrit'e geri çekilme olabilir mi acaba? Önce demek ki Birleşmiş Milletler'in burada ateşkesi ilan etmesi ve savaşan tarafların bu mesafeden geri çekilmesi gerekiyor, ateş mesafesinde.